Herkese selam arkadaşlar. GTA San Andreas Challenge modda 3. bölümde karşınızdayız. Yine canlı yayında olacağız. Sohbet muhabbet ederken oyunun nasıl bir oyun olduğunu, modun nasıl bir mod olduğuna bakıyor olacağız. En son Madden Rhyme görevini yapmıştık. Rhyme kitabını çalmıştık. Şimdi OG Log görev verirse ki veriyor. Management Issues göreviyle beraber devam edelim. Bu modun olayı hiç bilmeyenler, yeni gelenler için zorlaştırıyor. Tüm görevlerde kullanılan silahlar, kullanılan araçlar çok daha kötü ama düşmanlarınızın kullandıkları çok daha iyi oluyor. Sağa sola tüp falan koymuşlar. Onlara çarparsanız patlıyorsunuz, ölebiliyorsunuz. Gizli paket gibi Sweet'in oyuncakları diye bir şey koymuş. Onları aldığınızda bayağı etki sağlıyor ve bu modu daha önce oynayan arkadaşlar, canlı yayına gelenler, hani o oyuncakları topla, ikinci şehirde falan çok zor görevler var, yardımcı olacaktır diyorlardı. Ama ben zor modları zor oynamayı sevdiğim için biraz daha çok toplamak istemiyorum. Bakalım neler olacak, başımıza neler gelecek, hep beraber görelim. Videoya gelenler videoyu beğenmeyi, yayına gelenler de yayına beğenmeyi unutmazlarsa sevinirim. Biz sohbetimizi, muhabbetimizi devam ettiriyor olacağız. Öncelikle şu gardı indirmemiz lazım. Sonrası aracı alalım. Bayağı fena çarptı. Bir paint spray'e götürelim. Ve devam edelim. Kısa yolları kapatması kötü olmuş bir. Ya işte zorlaştırıyor ya. O şekilde de zorlaştırmış. Bak buraya da araç koymuş. Burayı da kapatacak bir şey koymuş. Hemen içeriye sokalım. Kapağı açık paint spray dedik. De arkadaki engel olur bana yine. Dur yavaş yavaş itersen belki çarpma olarak algılamaz. Şöyle bir sağ bir sol. Car damage. Farkındayım da gitti güzel. Dev gibi araç soktun oraya. Bir çık gir yapalım. Yoksa algılamayacak herhalde. Şu an bıraktık. Okey. İsmail'cim teşekkürler. Çok sağ ol. Okey. Pain spray'imizi yaptık. Artık gidebiliriz. 10 PM'den önce, ondan önce git diyor ve aracına zarar verme diyor. Saatten yana sıkıntımız yok. Aracı direkt götürelim. Kain adam dün İtalya maçını skor tahmini yaptı valla. Evet, bu arada keşke onu alıp Instagram'a sağa sola hikaye olarak atsaydım. Dün Hırvatistan İtalya maçı hakkında ben diyordum. Ya işte ben Hırvatları daha yakın görüyorum. 1-1 biter. Hırvatlar 2-1 kazanır ama İtalya kazanamaz. Hırvatlar daha yakın. Maç harbiden 1-1 bitti anasını satayım. Dün bu arada bir tane çocuk bana diyordu, abi işte şöyle veriyor, böyle veriyor. Gelirse yarısı senin. Muhtemelen yine yalanlara maruz kaldık. Dark Chocolate sen miydin lan yoksa? Sen miydin yoksa? Adamlar fotoğraf makinesini silah gibi tutuyor baksana. Sanki sıkacaklar. Haydi bakalım. İlerleyelim. Vın 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 vın. Selam, YouTube'un en karizmatik adamını sordum. Bana burayı gösterler. Teşekkür ederim. YouTube'da ağzının tadını biliyormuş. Şimdi menajeri almaya gideceğiz. Management Issues. Menajeri alalım ve suya gönderelim. Calafiori. Modric ağlamaktan ölmüş. Adam son turnuvasında 90 artı 8'de yediği gol yüzünden turnuvadan eleniyor. Büyük hayal kırıklığı. Hırvatların kaderinde var bir de. 2008'de biz öyle elemiştik. Bu sene de İtalyanlar eledi. Bu challenge moduysa Hardline modu var mı? Ya bu modları yapması çok kolay değil. Farklı yapımcılar olması o açıdan güzel. Şu an bunun bir Hardline modu yok ama Vice Hardline çok beğenilmişti. Muhtemelen yapımcısı ileride San Andreas'a da yapar ama oyunlar çok uzun olduğu için ve şu anda görüyorsunuz mod akıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Tertemiz. Bu kadar başarılı şekilde bunları yapabilmek hiç kolay değil. O ne öyle sosis araba koymuş bana. Sosisli arabası koymuş. Enteresan. Gidelim. Onu atlayalım. Respektimizi aldık ve Long Duck ile beraber yolumuza gidelim. Haydi bakalım. Ama bayağı hızlı ha. İyi gidiyor. Kesinlikle kötü değil. Go kart, bisiklet falan yerine bunu herhalde koymuş. OG verir mi bakalım görevi? Bazen saatten yana sıkıntı çıkartabiliyor. Bende gayet karizma bence de.
Tamam, parti yapacağım. Git saçları falan kestir. Şu saatte gel dedi. Artık 8 ile 6 arasında gittiğimizde o Cilok Partisi'ne gideceğiz. Bu arada bu görev zorlu bir görev olabilir. Çünkü normalde zaten çok fazla düşman geliyor. Merak ettim bu görevi. O Cilok'un son görevi olacak şimdilik. Ona bir gidelim. Bakalım. O Cilok'un görevi nasıl bir görev olacak? Leo aleyküm selam. Çekleri yener miyiz acaba? Valla ben çeklerin bizden daha iyi oynadığını düşünüyorum. Onu dünkü yayında da söylemiştim. Nasıl Hırvatistan İtalya maçı hakkında yorumum? Hırvatlar daha iyi. İtalya kazanırsa çok sürpriz olursa. Çekya Türkiye'den daha iyi. Türkiye kazanırsa sürpriz olur diyorum. Yani Çek Cumhuriyeti'ni ben daha yakın görüyorum o maçta. İyi ihtimalle berabere biter. Kötü ihtimalle Çekler bizi yener. Rafa Silva gayet iyi. Rafa Silva güzel transfer. Beşiktaşların o konuda içi rahat olsun yani. Ha, takım uyar mı uymaz mı bilmiyorum. Yanında kim oynayacak vesaire. Ama Rafa Silva iyi transfer. Buradan zıplar mıyız tüplere çarpmadan? Güzel. Arabayla geçmek sıkıntı ama. Üzerime motor düştü. Böyle geçtik. Süper kahraman modları ile bitirme challenge yapsana. Mesela Naruto moduyla GTA sahibi bitiriyoruz gibisinden. Yani Naruto olduğumda Naruto'nun özel güçlerini kullanabilecek miyim yoksa sadece Naruto görselinde mi bitireceğim? Sadece görselse skin eklemekte hiçbir şey yok. Ama farklı bir özelliği varsa eğlendirebilir. Hadi seni bir bırakalım içeriye. OG görevinden sonra yine motor alır kullanırız. Buraya kadar gelmişken de bir şurada save atıp OG log görevine girelim. Gerçi 3-4 tane save almam gerekecek çünkü akşam 12 ile sabah 6 arası görevi veriyordu. Saati geçirmiş olacağım şimdi. O yüzden birkaç save daha patlatıp saati ilerletelim. Enes'cim selamlar. Mikael sen de hoş geldin. Yeni gelenler yayını beğenmeyi unutmasın. Boom. House Party. Ye 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 ye. Türkçe dublajda bunlar bayağı eğlenceli olabilir. Biraz destek lazım. Ben burada normalde el bombası atıp oynuyordum. No hit run'da falan. Aşırı işe yarıyordu. Tekliyorsun direkt. Ama el bombası alma fırsatımız olmadı şu ana kadar. O yüzden bu şekilde normal indirmemiz lazım. Şimdiye kadar görevde ekstra bir zorluk görmedik. Bakalım bir değişme olacak mı? Tüplerin oradan sağdan soldan geliyorlar. Mermimi de çok bitirmek istemiyorum. Silahım çok iyi. Keleşi falan alsam M4 mermisinin yerine geliyor mu mermiler? Geliyor herhalde. Yani bu görevlerin bir zorluğu eğimin küçük olması. Eğim küçük olduğu için. Oy, oradan oraya da çok iyi vurdum. Ateş etmek zor muhtemelen. Ama çok da zorlamıyor. Ben hata yaptım mesela. Oradaki düşmanları unuttuğum için. Neredeyse indiriyordu. Dağısı da vardı galiba burada. Varsa da sıkarlar. Anlarız. Ve onu da indirdik. Görev bitti. Okey. Nice. Eğim daha güzel bu arada. Eğim biraz Valorant eğim olmuş. Valorant e-sporcu eğimi. Woot eğim olmuş. Mobilden oynanacak oyunlara dair hiçbir bilgim yok Ayşe. Onu chat'teki arkadaşlar mobilden oynayanlar tavsiye verebilirler. Mobil oyun ve ben çok yan yana gelen şeyler değil yani. Konular değil. Yayın ne ara başladı haberimiz yok. Vallahi Discord'dan bildirim attığımı bilmiyorum ama Instagram'a ve zaten YouTube'un kendi bildirim sistemi açık olmalı. Oralardan gelmediyse ayıp etmiş. Bu arada biz bir gidip Armor alsak ya da gideyim bir pizzacıdan yemek yiyeyim ya sonra Big Smo'ya gideriz. Şu silahçıdan armor almak okey. Bir de böyle armor yerlerini falan öğrenseydik tatlı olurdu. Sağa sola araştırmak biraz sapıklık tabi ama yerleri bilsek güzel olurdu. DC atmadın. Evet DC'yi unutmuşuz. Biriniz yayının linkini bir DC'ye sohbete atsın. Ben de Discord'a Evra'yı yalanlayıp yayın başladı diyeyim. Fanspray açık ya.
Bana hiç bildirim gelmedi. Dünden biliyorum yayın olacağını. Ya ben kaç senedir bu işin içindeyim? 6-7 senedir bu işin içindeyim. Hep bildirim konuşulur. Gitti gitmedi. O yüzden en iyi bildirim sizsiniz. Ben her akşam yayın açacağımı taahhüt ediyorum size. Eğer söylemediysem yayın yapmıyorum bu akşam diye. Kontrol edersiniz. Wrong side of the tracks. Geldi görev. Bakalım. Zorlaştıran bir moddan bahsediyoruz ve çocukken en zor görev olarak adlandırılan tren görevine geldik. Bakalım ne kadar zorlaştırdı bu görevi, ne kadar challenge yaptı. Hep beraber göreceğiz. Bu zor görev daha zor olabilir. Hep beraber anlayacağız abi. Challenge modu ne kadar challenge olacak. Atladık. Motorumuz var. Motordan yana sıkıntı yok. Hemen hızlı bir şekilde ilerleyelim yandan. Başlangıçta yine bizim aganın vurması. Oha. Takip eden şeyi sıkıyor. Shotgun atıyorlar. Yani vuramıyor en azından ama yine de çok sağlam hasar yedik mi yedik. Dur bakalım. Ölmeden bu işi atlatabilecek miyiz? Yok, patladık. Yani aklıma delete game diyordum neredeyse bu arada. Aklıma şey geliyor. Hemen benim üstüne atlayıp uzaklaşıp üstüne atlayıp trenin üstünden ilerlemek. Böyle trenin üstünden direkt taramak geliyor ama karşıdan da bu sefer vurabilirler. Daha şimdiden yediğimiz hasara bak ya. Etrafa da tüp atmış ki engellesin seni. Buradan çıkmak çok zor. Yok yemez. Acaba şuralarda falan insem önde, onları tarayıp ben indirsem. Mümkün müdür öyle bir şey? RPG sıkıyor olması çok korkunç. Şu an peşimden RPG geliyor yani. RPG sıkıyor olmaları çok korkunç bir şey. Yani birkaçını indirebilirim böyle ama çok hasar yiyorum. Ne oldu lan, Big Smoke'u ezdiler mi? Big Smoke kalsın bakayım arkada. Ben ilerleyip bir yerlerden sıkabilecek miyim onlara? Yok, fena öldürüyor. Bu gerçekten zor olacak ama armor alacağım. Armor alayım da ondan sonra çözelim. Gidebildiğim kadar uzağa gideyim. Tabii görev de bayağı. Oğlum bize gelecek zaten ya. Ne salak adamsın. Yemin ederim. Ne salak adamsın sen. Zaten bize gelecekler abi. Bak direkt RPG scanı takip ettireni taradı. Gayet de güzel indirdi. Arkadaki de gitti. Şöyle uzaktan indiremez mi ya beni öldürtmeden? Oğlum görev güzel gidiyor diye resmen tuzak kuruldu lan. Görev çok güzel gidiyor diye oyun bana tuzak kurdu, gördünüz mü? Arabalar saldırdı. Haydi oğlum. Müslüm 3 aydır, teşekkür ederim. Motor patlayacak. Yani uzaktan deniyorum ama olmayacak gibi böyle. Böyle bayağı zorlayacak gibi. Motor kara duman atıyor. Ali'cim teşekkürler. Bundan 5 gün sonra bugün hazırlanıp şöyle deneceğiz. Eskiden olsa yarım saatte anca geçerdi. Ah. Şimdi taktikle 2 dakikada Ah. geçiyoruz. Ama taktik ne? Art.
Aynen ama taktik ne onu bilmiyorum. Ben biraz sağ solu sizle beraber gezmek istiyorum. Yeterince saçmaladık. Biraz sağ solu gezelim. Nereden atlayacağımızı net bir şekilde anlayalım. Taktiğimizi yapalım. Göreve öyle girelim. Önce bir taktik. Önce bir taktik. Tünelin biraz gerisinde karşıdan tren geldiği yerde sağda kalıyor rampa. Düz gitsen trenin üzerine atlıyorsun zaten. Hemen önce bir bu dediklerinizi test etmece. Önce bir analizam da yapalım. Geldik buradan. İlerledik. Vın 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 vın. Oradaki engelleri kaldır. Çözeceğiz. Şurada merdiven gibi bir yer var. Oradan atlayı diyorsanız orası değil. O rampa. Buradan nereye atlayabilirim ki? Geldim böyle. Bu şekilde çok zor lan. Ha buradan. Bak bu yapılır. Tamam. Bu okey. Bastım bastım bastım. Geldim. Tabii o hızla onu da dengelemek önemli ama geldim buradan atladım. Tamam. Bunu deneyelim bir de. Bir de bunu deneyelim bakalım. Abi ikidir manitadan ayrılınca kayboluyorsun. Kafa dağıtamıyorum. İşte hayat sana tam olarak acıyı yaşatmak için beni ortadan kaybediyor. En baştaki rampadan kaldır engelleri. Dur bir de oyunun istediği şekilde deneyelim. Yapımcının istediği şekilde. Burak Toprak'tan bir katıl hediyesi, teşekkürler. Bu arada bu motor değil, PCJ ya da Sanchez falan olsa çok daha rahat atlarız. Bu biraz daha ağır. O yüzden de Sanchez'in olması görevde daha iyi. Orada biraz daha ağır kaldık ama Sanchez'i daha yukarıya atlarız. Muhammed sen de hoş geldin. Bum. Bundan sonra FIFA. Şimdi girdik göreve. Tabii beni düşürmezse şimdi yolculuk sırasında. Bana RPG falan sıkıp beni bozmazlarsa. O yüzden bir sağ sol. Ama çok da uzaklaşmamak lazım. Önce RPG scan'ı indirsem. Sonra rampaya gitsem. Gereksiz mi? Çok fazla hasar yedim. Çok kaçıp da şey istemedim. Eğer çok uzaklaşırsam belki you had to do işte follow the damn train CJ falan demesin istedim ama bu çok hoş olmadı gibi. Çok hasar yedik. Çok hızlı gitmeyelim. Biraz bekleyelim. Bakalım bir şeyler deniyorum. Rakiplerimi şaşırtmaya çalışıyorum. Neler olacak göreceğiz. Horizon hoş geldin. Kolay gelsin. Ben burada beklerken beni patlatırlar mı? Ben atlamaya çalışırken. Oğlum zor lan. Eğer taktik buysa bile zor yani. Onun üstünde kalmak falan. Kolay değil. Bakalım atlamaya çalışacağım. Taşlar yerine oturmaya başladı 50. deneme. Yakında bir Elden Ring serisi yapacağım. 250. bölümde taşlar yerine oturmaya başlayacak. Kanalda günde 1 saatten 250 bölümlük Elden Ring serisi hayırlı olsun. Gelsinler basacağım gaza. Yunus selamlar hoş geldin. İn motordan. Hiçbir şey yapamıyorum. Motordan inemiyorum. Takıldık resmen. Heh, motordan inemiyorsun. Al sana motordan inme. Oyun motordan indirdi. Atladık ama motor sıkıştı bu sefer de. Motor hareket etmedi. Yanlamasına oraya nasıl girebildim ya? Dik girmek varken yanlamasına oraya nasıl girdik? A few moments later. Ya motordan sıkıp sıkmamak önemli değil. Orada düz dursak ya da motor denilebilseydik gene hallederdim de. Gelişiyoruz. Taşlar yerine oturuyor gerçek manada. Birazdan
Bu kolay görevi geçmiş olacağız. Güzel. Sardı. Çok kısa bir süre sonra. Haydi bakalım. Eski bir maraton yayınları gelecek mi? Gelecek. Yine uzun yayınlara başlıyorum işte bugünle beraber. 8 saatlik yayınımız var bugün. Her 100 katılda bir 8 saat yayını yapacağım. O yüzden 8 saatlerin devamı için kanala katılıp destekleyebilirsiniz. Yine de iyi ilerledim. Bu sefer harbi yine de iyi ilerledim oldu. Bekir, senin telefon yalan oldu galiba. Senin telefon yalan oldu gibi. Get me close, DJ. I'm about to pop these fools. Roll up on him, CJ, so I can get a shot. Yani düz atlarsam, düz atladığımda şey olmuş oluyor. Biraz diğer trene atlıyor gibi oluyorum. O yüzden biraz yamuk atlamak zorundayım diye düşünüyorum. Ne kadar fazla füze geldi üstümüze doğru. Orada ben direkt RPG'ye geçeyim dedim ama oyun izin vermedi. Çok yavaşız lan. Aha! Yapma oyun. Yapma oyun. Yapma gözünü seveyim ya. 50 yıl sonra çıkmışız zaten. Düşürme bizi oradan. Ah ah. Ah ah ah. Harbiden iyi ilerledim ama olmadı. Yine de iyi ilerledim. Şuradan uzun uçacağım. Bakalım tutturabilecek miyim? Bisküvitiyiz aynen diyorum şu an sadece. Aynen siz takılın takılın. Biz kötüyüz diyorum. Abi roket geliyor, eyvallah. Söylediğin için çok teşekkür ederim. Bunu söylediğin inanılmaz güzel oldu. Bunu söylediğin inanılmaz güzel oldu. Yani yüce Rabbim yardım etsin diyorum. Galiba biz onu eksik ettik. Dua etmedik. Yüce Rabbim'den yardım istemedik. Asıl güvenmemiz gereken yere elimizi açtığımız için şu anda bütün problemler gelecek inşallah. Rampa çok güzel atlamadık bu rampadan ya. Kaliteydi gerçekten. Kalitemizi gösterdiğimiz bir an. Kaçıncı deneme? 2. İlkinde denedik, taktiği geliştirdik. Şimdi ikinci de hallediyorum. Sniper al, uzaktan indir. Eyvallah reisim. Çok teşekkür ederim bu tavsiye için. Tren gidiyor, sağ olasın. Mirzal iyidir, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hayat şu an harika. Bir de 8 saat yayının ilk saatinde kendimi bu kadar sinir etmem. Kendimi bir tık ayıp ettim diye düşünüyorum. Yani aslında güzel vurdu da çok etkisi yok gibi o merminin. O mermi öylesine yalandan. Yoksa çok da kötü değildi bence. Gel bakayım salak. Canımız bayağı azaldı bile. Çok iyi vuruyorlar ya. Yani yanlarından giderken indirmeye çalışıyorum, olmuyor. Bozuko vurmuyor bile bence, olabilir. M4'te vurduğumda böyle bir 10 mermi attığımda sarıya falan dönüyor canı ama onun dışında yok. O yumruk hepimizin intikamıydı.
Bu görev normalde de lanet. Ya bu görevin çok farklı taktikleri var normalde geçerken. Çok rahatsın da bu şekilde olmuyor. Normalde makinisti vuramıyor muyduk? Yok lan, o şeyde var. %100 bitirmede var. Ya da bir tane görev var. Gazeteciyi takip ediyorsun, orada makinisti alıyorsun. Tünelde trenin üstüne binip olabilir. Tünele kadar safe gidip tünelde atlanabilir üstlerine. Haklısın da tünele kadar işte çok zaman kaybedeceğimiz için o zamana kadar çok zaman kaybedeceğimiz için biraz sıkıntı. Trende makinist yok ki, bilgisi geldi. Smoke çıkar abi, beni al. Valla bir işe yaramadığını garanti edebilirim. Sizden biri çok daha işe yarardı. Ama Smoke da şey diyordu, şu an chatten birini alsam bu görevi yapmıştık. Bu herif yapamadı diyor olabilir. Smoke raylara attım resmen. La, tren nerede? Aslında arkada baya baya içlerinde patladı. Yok, bir daha bu bazukayı sıkmayı hiç denemeyelim bile. Bir işe yaramıyor. Tecrübeyle sabitlendi. Gelsin bir düzgün atlamaya çalışayım. Şöyle hızlı bir atlayış olsun. Bu sefer yavaş gitmeyelim. Hızlı bir atlayış olsun. Düz gidelim, hızlı gidelim. Tabi bu arada mermilerden de kaçmam lazım. Abi kafaları eğmeseler burada çok güzel olmayacak mı? Hadi. Hadi. Yapma. Lütfen. Buradan sonra patlamayalım. Herhalde sağdan gidip bunu tarar öldürürüz, o beni öldürmeden. Ha? Ne diyorsunuz o işe? Herhalde yandan gider bitiririz bu görevi. Başka bir ihtimali düşünmek daha istemiyorum. Lütfen oyun! Ananın. Öndeyiz abi, kazanıyoruz. Öndeyiz. İlk sonuçlara göre kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Diğer trenden güç aldık. Diğer trene, hani direkt asıl trene atlamadık da diğer trenden güç alıp ondan ona geçiyoruz. Hızlı bir atlayışla direkt kafasına binip bu sefer mümkünse trenden düşmeden kolayca halledeceğiz abi. Kolayca halledeceğiz. Gördüğünüz üzere dediğim gibi kolay bir görevdi. Videonun 59. dakikası ama çaktırmayın. Kolay gidiyor. Nasıl yapacağımızı öğrendik. Aynen öyle. Aynen öyle. Modun hakkını verdik. Adam zor mod yapmış. Şimdi buraya kadar geldik 2 saatte. Oyunu hemen normal oyun bitirir gibi bitirsek olmazdı. Az biraz paslanmışsın. Öyle demeyelim. Şanssızlıklar peşimizi bırakmıyor diyelim. Roketliği direkt ez bence. Tren sırasında biraz motor sıkışıyor ya. Motorla hareket etmek çok sağlıklı değil yani. Kafasını düz tutup taramasını sağlamak daha iyi. Yoksa olmuyor. Yoksa büyük bela. Ah. Hadi. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Full fokus ya. Sinirlenmeye gerçekten başlıyorum. Bu sefer oldu. Bu sefer yaptın, gör bak. Gördüm Fırat'cığım. Gördüm, çok iyiydi. Önünden gitmeye çalışmayalım. Her türlü zaten arkadan atlayacağız. O yüzden önden gitmeye çalışmayalım hiç.
Direkt arkadan atlayalım. Atla şimdi rampadan. Bir işe yaramazdı galiba o anda atlasam. O kadarcık mesafeden niye öyle oldu? Big Smoke mal olduğu için. Hadi bakalım. Ali'den 5 TL'lik destek. GTA Vice'de oynadığımda çıkar o bir yerden. GTA Vice'de oynamamı bekliyordur muhtemelen. Şimdi arkadan gidelim. Hiç hızlı gitmeye çalışmayalım. Shotgun'la düştüğünde o rampaya yaklaştığımızda hızlanırım. Direkt karşıdan atlarım. Yandaki treni kullanıp yol yapıp karşıya geçip tarayıp bitiririm. Nasıl? Umarım. Umarım. Yeni gelenler yayını beğenmeyi unutmasın abi. Yayın sağda solda daha fazla çıkar. Adamın ölü şekline bak. Ahı tutuyor bence. Evet. Bak buralarda dönmesi falan çok daha zor. Dönmüyor şu an mesela. Düşeceğiz trenden. Bunu yapabileceğim hiçbir şey yok ki. Aa, o kaldırdı lan kafayı. Çok iyi. Onlara ne kadar hasar verebildim bilmiyorum. Ama bizim motor çıtır hasarlı. Kolay olmayacak. Nasıl taradım ama. Harikaydı. Tek mermi atarak havada headshot vurmaya çalıştım galiba, bilmiyorum. Yüce Rabbimden yardım dilendim oradan. Hadi oğlum. Tara. Tara. Baskıya al onu. Sıkamasın bana. Ben öldüreyim onu. Hadi lan Smoke. Hadi. Hadi bitir. Hadi bitti. Birkaç mermi daha. Let's go. Let's go. Kolaydı. Kolaydı. Easy. Bu görevi yani tek de geçemeyen bilmiyorum. Bu görevi tek de geçemeyen San Andreas oynuyorum demesin abi. Şu motordan kurtulalım bu arada. Bir anda yanı verir, patlar falan. Motor patlayıp bu görev fail olursa sıkıntı. Nasıl tek seferde yapıyorsun abi? Yılların deneyimi. Senelerdir oynuyoruz oyunu. Bu adam bu boku yapıyor. Eyvallah eyvallah, teşekkür ederim. Kolay bir taktikti. Bir saatimizi verdik ya. Ömrümüzü verdik resmen. Nice. Motor patlıyorum işte, patlamasın diye. Yola çıktığım gibi değiştireceğim. 7. denemede başarılı, çok kolaydı. Teşekkür ederim Efe'cim. 1 demeyelim de 2 işte. İlkinde taktiği anladık, 2'de hallettik. Kolaydı, şüpheli. Şüpheli gülüş. Bakalım. Bunun dışında da var illaki bizi darlayacak görevler. Acaba Ruslarla yapacağımız görev nasıl olacak? Onu merak ediyorum şimdi. Doberman mıydı görevin adı? Yok, Doberman değil. Ruslarla yaptığımız iş görevi bakalım nasıl olacak. Oyunu kaydedelim. Görev bittiği gibi kaydediyor. Auto save'i var. Sadece şu sarıya kadar düzgün bir şekilde gidip görev başarılı demesi lazım. Abi Avusturya 1. Fransa 2. olarak çıktı. Muhtemelen Hollanda en iyi 3. olacak. Abi bu matematiğe göre rakibimiz Avusturya mı olacak? Tövbe tövbe. Rakibimiz Avusturya mı oluyor şimdi bizim?
Yani Fransalara göre isim olarak daha az korkunç ama bize 6 atmışlardı. O konuda çok korkunç. Yine de ben İspanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye göre Avusturya'yı tercih ederim. Ve kurtulduk. Arkada parlayan bir ışık var. Belki toplanabilir bir şey vardır. Ona bakalım. I'm gonna see you later. Kıyafet. Ne kıyafeti? Hadi bakalım. Big Smoke olduk. Oyuncağı da aldık. Artık sıradaki göreve gidebiliriz. Just Business. Ruslarla iş yaptığımız görev. Bu görev beladır normalde de. Bakalım şimdi nasıl bir görev olacak. Normalde videom bir saati geçti ama çok fazla takıldığım için tamamını göstermem. O yüzden bir iki görev daha yapalım, ondan sonra ilk videonun sonuna geldik diyelim. Ryder'ın evinde de var. Onu aldım galiba. Haydi bakalım. İçeriye girelim. Direkt headshotları koyuyorlar bak. No itramda yaptığımız gibi yapacağız herhalde. Allah kahretsin. Allah'tan vuramadım. Neredeyse headshot koyuyordum bizim eleman. Dur. Bir out of here yapmadan birkaç mermi toplayayım ben. Hemen çıkma. Oğuzhan'cım hoş geldin. Böyle sıkmak çok daha zor. O yüzden çok daha eğlenceli. İsabet ettirmesi, headshot atması daha zor, daha eğlenceli o yüzden. Bakalım kaçışa izin verecekler mi? GTA San Andreas Solis ne zaman gelecek? Hiçbir zaman galiba. Burada armor var. Harbi mi? Yine SMG skill kasalım. Bakalım bunda başka bir şey değiştirdi mi? Bir şey yaptı mı? Anlayacağız. Oh, smoke no. GTA San Stories'i modu diyorsan onun bir zamanı yok ya. Onun bir şeyi yok. Zamanı yok. Zamanını açıklamadılar. Benim paylaştığım bir tane video vardı. Titan Trias ve onunla alakalı. Henüz yok. Net bir bilgi. Artık hem maddi hem Mahadır. Hoş geldin Mahadır. GTA sahi büyük görev paketi gelir mi? Gelebilir ya. Vallahi ben Türkçe dublaj da çok zor olur buna falan diyordum. Onu da yapmaya başlamışlar. Her şey olabilir. Ali'den 5 TL'lik destek. Söylesene kral nasıl yapıyorsun? Sırf fail oğlu editçileri video çıkarsın diye faillerken bizi de eğlendirmiyor. Abi böyledir. Adam yoksa o da biliyor tekli. Böyledir. İçerik çıksın diye, eğlenelim diye. Tekte geçsem gülemeyeceğiz. Klasik YouTuber taktikleri. Geçiyordum arkadaşlar. Ah be, son anda fail oldum. Durun bir daha bir deneyelim. Ben no hit run'da onu yapacaktım. Yapamadım bak. No hit run'ı ben bir ay daha devam ettirmem lazımdı. No hit run'ı bitirdik, hata yaptık. Ah be, nasıl olmaz deyip tekrar tekrar ölmek lazımdı. Bakalım görevin sonuna herhangi bir şey eklemişler mi? Mağdur Mezar mesajlarını çok sevgi ve saygıyla okudum. Bunlar gene tekte patlıyor. Motor çok fazla hasar almıyor. Kafamız rahat. Tatil iyi geçti mi? Herhangi bir yere tatile gitmedim ya. Evdeydim sadece. Tembellik. Hiçbir şey yapmadım yani.
Lüks. Ve görev bitti. Kolaydı ya. Freeman hoş geldin. Kolaydı. Herhangi bir sıkıntı yoktu. I'll see you later, homie. Pam 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 pam. TikTok'ta güncelleme paylaşıyor. Geçen soru sordum, 10-15 saat sürecek dedi. Bir tane daha soru sordum, bu soruya cevap veriyorum dedi. Ulan bir soruya cevap veriyorum diye ne kadar sorduğun soruya cevap verseydi ya. Aynı şey. Çok kulaklık takıyorsun, ilgisi çıkmıyor mu? Ya bunların üst korumaları daha yumuşak olduğu için öyle daha kalitesiz, daha eskiden kullandığımız internet kafe kulaklıklarında olur da bunlarda olmaz öyle bir şey. Eller yanlışlıkla like butonuna çarptı mı? Abi elleri like butonuna çarpmayan varsa çarpsın. Hala kanala katılmayan birileri varsa da 10 TL'ye kanala katılabilirsiniz. Diyelim. Tempeni'ye doğru gidelim. Tamam, ben burayla uğraşmam. Yan yoldan başka araba alırım. Özgür bir şekilde. 10 TL tek sefer mi, aylık mı? Eğer istersen tek sefer, istersen aylık. Üyeliğini iptal edebilirsin. Bakalım şehir dışına nereye gidiyorum? Tempene'ye gitmek isterken şuradan aşağıya kayar mıyım? Ah oh, hell no. Tamamdır Bahadır Mezar. Bir tane yazdın, şimdi ikinciye devam etme. Devam edersen üçüncüde banlayacağım. Başkalarının isimlerini kullanıp troll yapmayın. O günler geride kaldı. Kesinti oluyor mu katıllarda? 5.5 TL'si bana geliyor. 4.5 TL'si devlete ve YouTube'a gidiyor. 100 TL'yi ona göre hesapla, 1000 TL'yi ona göre hesapla. Oyun sevdalısı hoş geldin. Hey Carl Johnson. Hey Carl Johnson, CJ. Bazıları kolay, bazıları zor gibi sanki. Bazılarına kasmış, bazılarına kasmamış gibi ya da şey demiş mesela. Zaten burada çok fazla adam var, vurması lazım. Eğim küçük, o zorluk yeter demiş ama düzgün bir şekilde vurursan pek de zor değiller gibi. Her görev eşit kalitede değil diyeyim. Utku hoş geldin. BJK'nin forma ne öyle? Fener'in formadaki Safi Port yazıları kötü olmuş ya. Dün baktık yayında. Beşiktaş'ın formayı görmedim de. Fener'in formadaki Safi Portlar olmamış. Katıl mazot 20 lirayken de 10 liraydı, 45 iken de. Ya 50 aylık katılımız var işte. Görkem abi dün 50. ayını kutladı. 50 aydır aynı fiyat. Değişir miyim, değişmez miyim bilmiyorum ama o konudaki düşüncemi biliyorsunuz. Katıl fiyatının düşük olması daha fazla insanın kanala katılması anlamına da geliyor bir yandan. O yüzden katıl fiyatı 50 TL olup 500 tane katıl olacağına, katıl fiyatı 10 TL olup 2500 tane katıl olması biraz daha güzel geliyor bana. O mantıkla ilerliyoruz. Bum bum bum. Yayınlara başlamadan önce değişebilirdi. Ya tüm katılları siliyor. Güncelleme. Dur bakayım şu göreve bakalım. Bunlara keleş falan vermiş. Katlice indirelim. Sağ arkada da bir tane var. Aynen, orada farklı çeşitler var. İsteyen istediğiyle olabilir. Farklı katıl seçenekleriyle. FPS limiti var mı? Mod yapımcısı onların hepsini ayarlamış. Herhangi bir limit falan koymadım. Oyun akıyor gayet. Zaten çıkıyor arada. Fastman, işte limit adjustment falan filan bir şeyler.
Farklı şeyler kullanılmış modda. İçeriye girdiğimizde bakalım farklı bir şey var mı? Adamların elinde keleç vardı. Deniz içeride. Rafa Silva iyi arkadaşlar. Beşiktaşlara hayırlı olsun. Böyle baktığında isim olarak belki hayal ettiğiniz biri değil ama takımla anlaşma işi düzgün olursa iş yapar. Geçen sezon Benfica gibi bir takımda 50 maçtan fazla oynamış. 10 artı gol asist yapmış. Verimlilik puanı çok yüksek bir oyuncu. Bak FPS sorun çıkartmıyor dedim. Galiba tek bu görevde bunu yapmam gerekecek. Aynen bu görevi eksik FPS oynayalım. Maliyeti fazla. Maliyetine bakmadım valla. Ne kadarmış maliyeti? Rafa pahalı. Yazın bakayım. 6 milyon yıllık maaş. Gerçekten fazlaymış. 6 fazla lan. Ben 4'e falan anlaşmışlar diyordum. 6 gerçekten fazlaymış Rafa'ya. Bak şimdi düşündürdü işte. Oyuncu iyi eyvallah da 6 düşündürdü. Ronald hoş geldin. 10 milyon da imza parası. Yani bonservis ödedim diyebilirsin de 6 milyon yıllık maaş biraz fazla ya. Ha bizim Türkler işi abarttı. Süper Lig'in kalitesi her geçen gün daha kötüye gidiyor. Ama ödenen maaşlar, ödenen paralar çok yükseldi. Herkese çok deli paralar ödeniyor. Ama artık Şampiyonlar Ligi'nin gelirleri de çok arttı. Öyle de düşünebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nin ayak bastı parası 18 milyondan 27 milyonlara falan çıktı. Daha önce hatırlıyor musunuz? Bu itfaiye gelip bir kere beni ezmiştin o idranda. Yani yanlışlıkla kendini Şampiyonlar Ligi'ne attın mı zaten çok deli paralar kazanabiliyorsun. O yüzden ne olursa olsun diyorlar. Bonservisi yok aynen. İmza parası varsa bonservisi yoktur zaten. Evet ilk GTA San Andreas Challenge modunun ilk bölümü sona ermiş olsun. Bu bölümde bayağı takıldık ama zaten zor bir mod oynadığımız için şey değil yani. Sadece geçtiğimiz görevleri göstermiyorum. Olay biraz da zorluklarla mücadele etmek. O yüzden tekrar tekrar yapamadığımız görevleri izleyebilirsiniz bu seride. Daha önceki serilerde olduğu gibi. 3. bölümün sonuna geldik. Bölümü beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. 4. bölüm karşımızda olacak. Biz şimdi bir bölüm daha çekeceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay.